Sevgili seyircilerimiz, değerli gönül dostlarımız, Irak'ın aydınlık yüzü olan Türkmeneli Uydu kanalından İkindi Çayı programı sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Sevgili seyircilerimiz, İkindi Çayı programı bugün değerli arkadaşımız, yetenekli bir dostlarımız yanımızda bulunmaktadır. Nürsel Kuşçuzade Giller bizleri yanlarında misafir ettiler. İkindi Çayı'nı bugün beraber kendileriyle bir güzel sohbet sürdüreceğiz. El aldığımız konuda yetenekli hanımlar olacaklar. Yetenekli hanımlar da derken özellikle bir konuda resim ve el işlerinde ve onların da yanında kimleri yetiştirebildiler. Konuları beraber ikinci çayını içmekle sizlerle ve kendileriyle paylaşacağız. Ben kendi adıma yanımda bulunan misafirlerime, ekiplerimle beraber kendilerine hoş geldiniz derim. Hoş bulduk. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben sorumu dönüp Nursel Hanım'a soracağım. Nursel Hanım, biz size çok teşekkür ederim. Bizleri bir gün yanınızda misafir ettiniz. Güzel bir şekilde ikindi çayını da bizim gelenek ve göreneklerimize bağlı olduğu halde güzel bir sofra da hazırlamışsınız ikindi çayına bağlı. Ama size dönelim. Siz kendinizde resim yeteneğini ne zamandan beri sezdiniz? Ama bu şey sizde doğmuş oldu. İlk defa çok hoş geldiniz. Bugün bana bir onur verdiniz. Başa bara varsınız. Ben sen, teşekkür ederim. Sen zaten kendi özü onursan hayatım, inşallah. Sen ve ekibu, değerli ekibu. Biz konuya cevabı vermeden önce bir ikindi çayımızı koysak daha güzel olur. Ona göre sohbet edelim. İnşallah. Buyurun, sen de istirahat olabilirsin. Tamam. Maral çıkmış dağ başına, seher vakti güle güle. Maral çıkmış dağ başına, seher vakti güle güle. Sağ eliyle sol dönüşüne bir gül taktı güle güle. Sağ eliyle sol dönüşüne bir gül taktı güle güle. Güle güle, güle güle, bülbül konar onca güle. Güle güle, güle güle, bülbül nazidir güle. Sağ eliyle sol dönüşüne bir gül taktı güle güle. Sağ eliyle sol dönüşüne bir gül taktı güle güle. Bileziği ağ altından yere düştü göğ altından. Ehlay gözler kaş altından süzüp attı güle güle. Karay gözler kaş altından süzüp attı güle. Güle.
Gelagın indi biz konumuza dönagın, ikindi çayımızın söhbətinə girəgın. Təbii ki çox xoş gəlibsiz. Səfalar gətiribsiz bu gözəl ekipten. Mənə çox onur verdiniz. Sən mənim yanımda çox əzizsən. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Türkmen elinin diyerem bir parlayan yıldızısan. Eyvah olasan. Çünkü çok değerli bir adam kızısan. Allah razı olsun. Kardeşleri o da çok hürmet ihtiramım var özlerine. Çok teşekkür ederim. Zaten hayatım. Biz yani Kerkük billahi Türkmen toplumu herkes birbirine yani çok bir samimiyeti, bağlıdır. Çok güzel bir sıcaklığımız var arayemize. Zaten böyle şeyler olmasa böyle toplumlar. Akrabalığımız da olmasa gene içimizde kan bağlantısı var. Allah'a şükür. Yani ben böyle görürüm. Kim yani bizimkiler olsun yani şey olsunlar. Hepsini abim kardeşim diye görürüm. Ablamsız hepimiz. Allah'a şükür. Allah razı olsun. Burada en değerli misafirlerimizden tabii ki beni dünyaya getiren iyiydi. Beni doğan annem iyiydi. Bir de aziz sayın müfettişimiz Sitlika çok değerli bir hocalardandı. Allah'a çok şükür. Severim özünü. Bir gün çok hoş gelipsen. Yani evimi avadan etti. Hayatım yani ne kadar saysam sadece hala azdı. Hayatım çok hoş geldi ruhum. Ne güzel bizim Türkmen adetlerindendi bu. Kendi çayını çok severim ben de. Yani indi biz ortağımızda da bir misafirliğe çıkandık. Derhanı gelmeyeğin ne şama ne gün ortalığa bir ikindi çayına gelagın. Bunun başka bir dadı var çok zaten ezelden. Çok başka bir dadı var. Tabii orada unutmaram özün benim manevi kızımdı. Tican en ögüde gelen en igit telebelerdendi. Barış Okulu'nun öğrencilerindendi ve Türkmen özü ve ailesi, annesi, babası, babasına saygı selamlarım, hürmetlerim, Ghassan Ağa'ya. Uşaklıktan eğitimi, Türkmence eğitimini, hani diğer de meğer uşaklarımızı biz Türkmence eğitimine koyalım özlerini. Elhamdülillah, Tican bir gün burada 5 senevi oldu. Bizim Barış Okulu'nda. Yani 5 lisede, 5 lise sen. 5 lisede. Çok güzel Allah aşkına. Tabii ben bir şey demek isterim sevgili seyircilere. Değerli seyircilerimiz, biz ikinci çayında bizi davet ettiğinde Nursel Hanım evlerine. Unutmayalım ki biz tabii sosyal mesafeleri korutmuşuz bu halde. Eve de girmeden önce herkes dezenfekte olup. Əlliqlarımız girmişdik, aynı anda da maskelerimizi. Ev içine girdiğimizde programın icabına göre əlliqlarımızı soyup aynı maskelerimiz de başka bir poşette bizden uzak bıraktık özünü. Hem o evin sağlığı için, hem kendi sağlığımız için, etrafımızın da sağlığını korumak için biz sana çok teşekkür ederiz. Yani bu halı tamam biz hani sokağa çıkma yasağı var falan şöyle böyle ama yakın birbirimizi sormak istersek bu şekilde edebilirik. Yani madem ki çıktık yazıya gerek öz kendi kendimizi ve karşımızı sevdiklerimizi koruyalım. Nursel Hanım sen kendi de ne zamandan beri bir bakalım mesela müfettiş hanımız Lika Hanım aynı yetenekteydi. Tican talebe sen o el altından çıkan bir talebelerdendi. Sen kendinde ne zamandan beri hissettin uşak çağdan bu resim yeteneği var sende? Çünkü evden de destek görmese bir öğrenci zaten bu yeteneği öyle yani. Bəli, tamam. Mən çok uşaqlıqdan, çünkü biz bir sənətkar bir ailəyik. Yani dayızalardan, əmmədən, annamdan, rəhmətli bibimdən. Eydi, yani ben rahmetli bibimden uşağıydım. Giderdik oraya, rahmetli bibimin çok güzel el işleri vardı. Ümmi bir arvadıydı. İnan Nursel Hanım çokluk bu kendi çayında bu el işlerle oturup hem sohbet ederdiler. Hem sohbet ederdiler. Bizim kimin o işler işlerdiler. Hem güzel güzel el işler yapardılar. Lifo olsun, nakış olsun. Nakış olsun, kanevçi işlerdi. Bu güzel şeyleri, masa örtülerini yapardı. Ben uşağıydım, hayranıydım. Bir güzel bu mesela pembedi, pembenin tonlarını nece uydurardı. Kırmızıyı da nece yakıştırardı. Yeşilin bütün tonlarını verirdi. Sarının tonlarını verirdi. Ne güzel. Yani annen özü bir ummi bir arvadıydı. Rengi ben bibimden aldım.
Güzel. Rahmetli bibimden aldım. Ana anne, baba anne. Ana annadan. Güzel. Baba annamda da var idi. Baba annam çok güzel yorgan tikerdi. Eydi, çok değer vardım özne, bin rahmet ruhuna. Bana yorgan tikmeyi alıştır dedi, hiç alıştırmam. Ha, ne için? Diğerde biraz yani Allah affetsin. Diğerde çok sanat bilen kız talihsiz olan. İşte bu yüzden. Bizimkiler hanıma bir söz diyorlar şeydi. Bir parmağında 7 sanat var. 7 sanat var. Ama bunu da ögendeler diyorlar. Yani birisi gider bir kız istemeye, diğer sen bilirsen maşallah böyle marifetlidir. Her parmağında 1 sanat var. Bir parmağında 7 sanat var. Unutmayalım ki sevgili seyircilerimiz, yani Nursel Hanım bizi hatırlattırdı kendi tizesini. Firyal'la İzzet Ketan'ı, Firyal ablanı rahmetle anıyoruz. Onun da tabii kızı Biten, Berten çok güzel resimler de çizer, çok, güzel işler eder. Çok, en değerli sanatkarlardan. Kısmet olup ben zamanında başka programlarda görüşmüşüm de özüyden. Demek ki bu sanat sevgisi, daha doğrusu yetenek. Yetenek varsa, sevgi varsa ikisi birbirini tamamlayınca güzel bir şey meydana çıkabilir. O zaman sen uşak çağdan başladı, neyden başladı? El işiyden, resimden? Resim yapardım. Bez çokluk, dikiş, yani tasmim, asbab tasmimleriydan idim. Yani tasarlanma. Ha, tasarlamaydan idim. Annem tabi burada bilirsen, yani biz ben ömrüme göre hasardaydık. Bir çok büyük bir hasardaydı. Ambargo da, ağır bir ambargo geçirdi zaten tamam. Millet. O zaman benim kalkışım idi, benim uşaklığım idi. O zaman annem beni çok tecrü ederdi. Güzel. Bakasın bir parça kumaş isteseydim, meğer o kumaşı benim için bulaydı. Tapaydı. O ya dantele ihtiyacım olsaydı, annem beni pazara parardı. Güzel. Ha, biz şimdi uşaklarımızı indirendik çarşıya, eşya almağa, apar gözlerini oyuncak almağa. Yok, ben giderdim kumaş, oya, dantel, rengili suflar almağa, hiyakeş işleri almağa, el işleri, doğru. Ne var idi? Onlardan başladık. Güzel. Bir de mektepte çok resim, yani her zaman resimde birinciliğiydim. Güzel. Ha, bizim zamanında mektepte neşrelerimiz var idi, cidariyelerimiz var idi. Bu neşreler tabii sen lafı şekerden kelsin. Mesela neşreni diyendiler, mesela diyağın matematik öğretmeni, Arapça öğretmeni, İngilizce, o bir dersler. Diğerler bunların etrafı güzel nakış olmasa, bir renkler olmasa konuyu böyle getirip yazmak daha da olmaz. Tamamdır. Hatta talebeni çeksin okumağa. Onlarda acaba doğrumuz neydi? Onda bir kere ben ne derdim? Diyerdim her 5-6 talebe bir tablo çizerdiler, yazardılar. Bir kere biz bunu ortağımızda talebeler diye bölerdik o zaman. Benim üzerime resmiydi. Sulu boyaklardan, yarpaklardan resmi yapardım. Yadıma geldi, ölümde bana kamil derece verdi. Fen bilgisi dersinde. Fen bilgisi dersinde. Tam bir kamil derece verdi. Nişe, bahçe yarpaklarıydan tam onu ögüme koyardım. Bu yarpağı ögüme koyardım. Onu bütün etrafını çizerdim. Bir kere rengileriyden, tonlarıyden çok güzel bir şeyler çıkardı. Bakasan bir gül, ortasında bir gül yaptım. O gülün içinde yazı yazılardı. Bu yanlarda yarpak olardı. Etrafı da müteselika kimin bir şey. Sarmaşıklar. Sarmaşıklar yaptım. O benim en unutulmayan bir neşramiydi. Ne güzel. Ha, hiç unutmam onu. Onda tabii bana o dersten kamil derece verdi. Bitav yani dedi, hakkı budur. Onda da bir şeye katıldık zamanında bizim ömrümüzde. Bitti burada mutlaka 5-6. Yok. 4. Dördüncü. Ha, 4 ilk okulundaydım. Sergimiz vardı. Onda nebatat üzerineydi. Bitkiler üstüne. Bitkiler üzerineydi. O benim neşrem onda uttu. Ne güzel. Ha, onda uttu. Bunu dönağın uşaklıktan... Bu halde, bu resimde bu
ders olarak şeyde yani ilmi dersler olarak olduğu halde bilgi diyelim mesela diyelim farklı bilgiler biz zaten alırız okulda öğrencilerimiz alır. Bunun yanında resim dersi var idi. Biz bu resim dersinde öğretmeninden yeteneğine şekil gösterirdi senden özüne kaynaşar. İki halde öğrenci öğretmenin ara yerine şekil kaynaştı. Ben bunu bırakacağım. Hazırla cevapta. Geçen gün değerli hanımefendimiz Lika Hanım'a. Lika Hanım bizim ikinci çay programına hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Rahatça güzel oturun. Ben size bir güzel soru soracağım. Sevgili seyircilerimiz, umarım ki sizler de güzel bir vakit ayırdınız. Bizlerle beraber ikinci çayını içmeye. Biz burada kendi koltuklarımızda rahatımızı almışız. Siz de çayınızın tadını almak için ne güzel koltuklarda oturup bizi izleyiniz. Dayanacağı olan da kuştuki yastığını koysun. Çayını önüne alsın külçesiyle, yoğurduyla, ekmeğiyle ne güzel bizlerle beraber bunu da bu sohbeti yaşasın. Ben yani bizim sohbette daha doğrusu amacımız geçmiş bir tarihimiz, güzel bir mazimiz var bizim milletin. O maziyi, o geçmişi canlandırmak için. Gerçekten bazı insanlarımız, hanımefendi, Nursel Hanım da olsun, bizim genç kızımız da olsun, hatta bu genç kızlarımızı da bir tarihimize, milletimizin güzel gelenek ve göreneklerini tanıttırmak için bunları bizlerin uzantısı olsunlar. Gelecek için daha iyi bir şeyler elde yapabilsinler. Bir gün biz varız, belki ömür yetmez, bizden sonrakiler yetirsinler. O yüzden bir bakalım, yani zamanında bazı ana babalar mesela derdi ki, vallahi benim evladımda resim yeteneği var, bırak, sen matematike daha önemli, İngilizce yani ezberle. Bunun da yanında, çünkü okulda da bizim fen öğretmenimiz var, yani el işlerinde çalışan. Değerli hanımefendi, siz bir müfettiş olduğunuz halde, Türkmen okullarında olsun bile, sürekli bir şekilde ziyaretiniz var. Kesinlikle. Bizim öğrencilerimizin seviyelerini ne şekilde görürsünüz? Onun da yanında öğretmenlerimizin seviyesini ne şekilde görürsünüz? Çünkü siz birisiniz, bir tek derste haftada. Ondan dolayı bir kez aksalıktı yani bu mevzu. Buyurun. Önce şereflendim, bana katıldım siz bu programımıza. Ne demek, biz dostuk zaten, sohbet yaparız. Tamam. İnşallah sürekli böyle güzel konulardan milletimize fayda bularak inşallah. Önce yani ben müfettiş olduğuma gördüğüm şeyler mektepte herkesten daha fazla bilirim nedir, ne diyor, ne olur, ne olmur. Dediği kimin? Ana baba önem vermez fen dersine. Git matematiği bitir. İngilizce'ni ezberle, Arapça'ni ezberle. Bunları, bu daha önemlidir. Resim etmek o da. Ama özü bilmir o çocuk. Resmi başarsa kalan derslerde hepsini başarır. Zaten yani kafa biraz daha, kafa dağılı. Yani her ders. Teneffüs diye. Teneffüs diye. Ha sıkıntı, okumak olmaz sürekli. Aynen okullarda da bakarsan maalesef yok hepsi. Teki tük bakarsan yani dersi... Nursel Hanım çayı savmasın. Evet. Dersi verir ayrı derslere. Sen öz dersi de, öz şeyi de gerek hiç kabul etmiyorsan ayrı öğretmen gelsin desin bana bu hesabı ver bana. Ben ayrı şey yedim içinde. Tabii Lika Hanım bu şeyler yani bir şekilde durduruldu zaten. Çünkü biri sen okullarımızda şimdi spor dersi olsun, fen dersi olsun. Tamam. Yani resim dersi dediğimiz bu bir tekti. Allah sayesinde biz de sürekli devamıyla gelirdik okullara şeylere. Bunları hepsini takip ederiz. Koymuyoruz bu şeyler olsun. Elhamdülillah indi yani bu şeyi çözdük. Allah'a şükür. Hamdolsun idaralarda bizimden hususan Türkmen eğitiminde okullarımız var. Hepsi içindeki öğretmenler, öğretmenler yetenekliler maşallah. Güzel. Güzel işler çıkardı. Tabii maşallah sizler gibi yetenekli müfettişler olduğu halde Nursel Hanım kimin de yetenekli öğretmenlerimiz de olur. O halde öğrencilerimiz de bir şekilde. Kesinlikle. Yani bunlar da yani bize dayaktılar. Güzel. Bize güç verirler. Biz bunları görüp zamanında yani biz elimizden ne geldi? Biz birbirimizi tamamlarız.
Güzel. Məndə olduğu özündə yoxdur, özündə olduğu məndə yoxdur. Onda biz ara sırada da toplarıq. Öğretmenleri. Öğretmenlerini şey edərik, ona qaş edərik, bunu necə edək, filan məhrəcan necə edək, filan şeyləri necə edək. Hepimiz birbirimize destekik, elhamdülillah. Hamd olsun. Elimizden de geldiği kadar öz-özümüzü, seviyemizi üstüne getiririk. Güzel. O da neyden? Yani insan olmaz, öz yerinde otursun. Valla desin ama aç internette, YouTube'da şeyde çok güzel şeyler var. İşler var, çizgiler var, fikir. O fen dersi, hepsi derslere etkisi var. Güzel. İslami olmuş, Arapça olmuş, matematik olmuş, fen bilgisi olmuş. Hersine katabilirsen özünüzü. Şey, Lika Hanım, acaba yani biz bir öğretmen olduğumuz halde sergi oluruz, katılırız, gelirik. Yani ziyaretçi olarak yani tamam. Bakmayak bir katılımcı değil. Ama geçmiş zamanlara göre yani kendi canabımız Ege Nursel Hanım geçmiş öğrencilikin hatıralarsa, annesi bile hatıralarsa biz o zaman el işimizde çoğuydu. Mesela yünden güzel küçük şeyler yapardık. Diyağın şey o zaman var idi, sentimimiz var idi. Bu sentimden güzel kanoçeler işlerdik, yastığımızı, masa için örtüler. Bu el işinde indi okullarda yalnızca biz resim görürük. Neden yani? Burada neden yani sebep hardadır? Ben diyeyim sana neden. Acaba illi xuttadadır? Neden yani? Çok mekteplerimiz var. 3 devamlıydı. Fenniye olmuş, spor dersi olmuş. Bir hesana derdi de. O da tabii fenniye dersini bildiğimce bir hafta şey eder özünü, müzik dersi yapar tamam. Özünü, bir hafta resim dersi yapar. O müzikte de işte güzel şarkılar öğrendi. Özü biz yine şeyimize göre necə kurmuşuq xutamıza göre. Yani el işlemek zamanında, resim zamanında, aynı zamanda speaker'da çalarak bu güzel şeyleri, şarkıları çocuklar malı. Görmüşüm bunları ben de mektebimde, okulumda. Marş, hepsini yani işliye işle çocuklar. Bunlar eşdiller. O zaman çocuk eşitmek zamanında ne olur? Ezberliye de bilir. Sen de öğretmen şeklinde edebilirsen, çıkardasan hangi çocuk yeteneklidir? Bundan bir fırka edesen. Çünkü bizim talimatımıza göre doğru. Ve gözlerine yani mütemeyyiz talebeleri hepsini seçerler, bir sicil ederler. Yetenekliler. Yetenekliler, tamam. Hepsini fırka, diyelim şu gözlerine etsinler, mesrah olmuş, mani demek olmuş, el işlerinde de olmuş. Hepsini yani gerek ama şey, neden görmürük bu el işlerini, Lika Hanım? Benim sorum buradadır. Yani yalnızca resim görürük. Var mesela bazı getirir renkli kağıttan güzel küçük güller yapırlar. Dediğiniz gibi şimdi var, sosyal medyanın var. Büyük bir etkisi var. YouTube'da şeyler ama bu nakış işlemek bunları sorarım. Neden yoktu, kalmadı indi? Vallahi evvel terbiye bize destek idi. Güzel. Verirdi bize renkler, faillar. Yani bakanlığa bağlıydı. Bakanlığın emriyle bunlar olurdu. Hepsi her okulun hissası var idi. Renkli kalemler. Renkli kalemler her şey alardı. Özü için. Talebe de ayrı hissası var idi, alardı. Güzel. Bunun içinde mersemimiz var idi has. Şimdi göçmenler gelendiler. Hepsi mersemler kalktı mekteplerde çoklukta. Bunun da bir sınıf açtılar, şey açtılar. Yani biraz böyle necə deyək mühəmməş oldu bu ders. Hatta yine uyuzara... Yani göz ardı olundu biz diyarıq. Tamam. Tələbələrə hatta nə resim defteri verirlər, nə rəngli qələmlər verirlər. Bir kere, yani sen de zorlaya bilmirsən tələbəyə illə getirirsən məmçi bana. Ama yetenekli öğretmen var ise özü edebili çabalatsın bu talebeleri istemaksız. Tabii şey de var Lika Hanım. İster isteme yani her okulda idareyle beraber öğretmen bir el birliği oldukları halde. Bir tek el çapı güzel çalmaz, bir şekilde tamam. Zaten yani bir öğrencinin diyelim ki ihtiyacı varsa 30 öğrenci ise bir sınıfta 30'u da değil. Geçsene bir 10 tanesi alabilmeni. Edebilirsen. Edebilirsen ara yerde bunları yani. Her sınıfta. Bazı hatta biz görmüşüz aralarında öz sınıf öğretmeni. Yoksa da aynı vakitte resim öğretmeni.
kendi öz şeyine göre, kabiliyetine göre getirir. Böyle güzel payırır talebelere. Nece nece yetenekler çıxır orta yerde. Nece yani şeylerde. Mən dönək sohbəti sürdürəyim. Sizə tekrar dönəcəyim. Bir baxım, sərgilərdə öğretmenlerimiz nə sıxıntı çəkirlər. Mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Evren hanımefendiye. Bir kez Nursel'den bizimki bahs elə. Nursel işte çok zahmet çektim. Özden uşaqlıqdan çok şeydi, xəstəydi. Bəs xoş idi. Böyük oldu, məktəbə koydum. Oturdum, nəsət etdim özünə. Kızım bu məktəbdi, bu davamdı. Buna görə muntazam gidersen, muntazam olsun, malibələrin əlini öpəsən. Bir şey etmiyorsan, kimsəni vurmuyorsan. Bir hakim deseler sana otur özünü, devlemeni seni. Anla nesihati evladına böyle olun. Devlemeni aylan, ben haklarına gelirim. Böyle yani sözüm çok tutardı. Ne güzel. Resim kabiliyeti ne zaman görüktü? Resime başladı. Böyle bir iki yıl devam etti. Çok muntazam devamım. Bizim baktı bu resimleri yedirdi. Kavuşa resim yedirdi. Hayvanat resimi yedirim. Bu kabiliyet çok hoşuma gitti. Güzel. Çünkü bir boyakçı var idi, özü ümmiydi. Ama resimler ederdi. Biz de el yani ressamiydi. Ümmiydi. Kim idi ama bu? Ama ressamiydi. Adı Muhammed idi. Oturdum diyelim Allah ya Rabbi. Bir uşağım sana benzersin. Maşallah. Nursel'im çıktı meydana. Elhamdülillah. Baktığım havası var. Oturur. Özü defterinde, resim defteri de ayrıydı. Kabul etmezdi ayrı defterleri pislersin. Ne güzel. Resim defteri ayrıydı, otur resim ederdi. Ben de öldürürüm pazara. Sonra baktım bu çiçek sikeri. İğne tutabilir. Maşallah. Nankış edebilir. Çok hoşuma gitti. Güzel. Apardım pazara, özünü endirdim. Ne isterdi aldım özü. Çok güzel. Bütün istediği de lavazım hıyataydı. Mankasıydı, iğneydi, ipliğiydi, şey, eskif varıydı. Eskife kim beni aldırdı? Güzel. Dentil alırdı. Ona da yani ben tacibim kalırdı. Böyle güzel oturdu, mıçka boyuydu. Böyle şey ederdi, kavuşağı çatıp ederdi. Ne çikerdi. Güzel. Çok güzel. Hoşuma giderdi bir şey. Yani baktım, havası var, dikişte. Başladı, yavaş yavaş, nazih oldukça öbür sınıfa, nazih oldukça öbür sınıfta daha fazla. Baktım, başladı, özü dikiş dikmeye. Güzel. Çok hoşuma gitti. Ne isteseydi de alırdım özü. Babası kalktı, bunu devreye koydu. Şeyi yukarı böyle, yukarıdaydı, evimizden istekteydiler. Güzel. Maçara diyerdiler özüne. Efendim. Babası kalktı, devreye koydu özünü. Devreye koydu, daha kuvvetlendi. Güzel. Daha güzel çıktı. Çok hoşuydu. Yani uşaklığı çok hoşuydu. Ha özü özüyle oynardı. İndi nece görsen özün? İndi. Şeyi de tırbiyette. İndi geldim. Mənə yardım edər, qoymaz içliyim, işim edər, qoyur mən hamama yəxər, aş edər, əlva əskər dağıtır edər. Maşallah. Evdə edər, gətir yanıma. Güzel. Anna, bax, nə cəldi. Gəlim, kızım, çox iyiydi, aferin sənə. Qəl nə dağıtır da bilir. Mürabba, güzel mürabbalar edər. Güzel. Hamçını. Hanımefendi, savaş anası, sizə çox təşəkkür edəriz. Güzel bilgileri Nursel Hanım'ın hakkında bizlere anlattığınız için sevgili seyircilerimiz, değerli analarımıza bir mesajımız var buradan. O da her kim kendi çocuğunda güzel yetenekler görmüş olmuş olursa ne mutlu bize savaş annesi gibi bunun elinden tutup geleceği için güzel bir meslek sahibi de olma için öğrenciliğin de başarması için elini tutup yol göstersin. Destek versin. Çünkü ilk destek annadan başlar, evden başlar. Evet sevgili seyircilerimiz, tabii Nursel Hanım, biz konuştuğumuz aslında sohbetimizde
programa girmeden önce dedi ki benim öğrencilerimin arasında elim altından biz diğer elim altından çıkan yetiştirdiğim bir yetenekli öğrencimiz var. Tican öğrencimiz Barış okulunda 5 lisedi. Tican bizim güzelim ikinci çayımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Öncelikle siz ve değerli ekibiniz bize bu duyguyu yaşattığınız için çok teşekkür ederiz. Tican ben soruma geçeceğim. Tabii ki Nursel Hanım dedi. Biz öğrenci diye kendimde gördüğüm yetenek sanki Tican benim gençliğimi bana hatırlatıyor. Güzel yeteneğe sahiptir. Resim olsun, eğerme şey olsun yani yazı işlerinde olsun. Okul dediğimiz gibi yalnızca okuma yazma değil. İngilizce, Arapça, matematik, bilgi dersleri olsun. Bunda yanında bizim müfettiş hanımız dediği gibi beden eğitimi de var, resim de var. Siz kendinizi nede daha yetenekli gördünüz? Resmi seviyorsunuz. Evet. Başka şeyde? Ben çocukluktan beri zaten resme bir böyle bir hevesim olmuştu. Sonra böyle büyüyerek yani ortaokula, liseye geçerek yeni kitaplar okuyarak, yeni kitaplar keşfederek, yeni şiirler hoşuma gitmeye başladı. Ben yani okuyunca kendimi geliştirdiğimi hissettim. Ne güzel. Sonra neden benim de öyle bir şey yapamayacağımı düşündüm. Evet. Kalkıp böyle kendimce bir şeyler, şiirler, etraftan gördüğüme göre yeni şeyler keşfetmek için onların hepsini kalktım, yazdım. Tabii biz onu söylemek istiyoruz sevgili seyircilerimize. İster istemez bizim gençlerimiz sürekli bir şekilde yani %100 demeyelim de çünkü ister isteme bir çıkar, bir tepki çıkabilir yani. Evet. Sosyal medyaya yani yoğun bir şekilde bağlantı var. Sosyal medyada güzel el işleri de var, edebi bilgi de var, başka şey yani başka bilimlere de bağlı bilgiler de var. Fizik olsun, matematik olsun. Diyelim siz bir genç kız olduğunuz halde renkleri seviyorsunuz. Evet. Sanki ben bir kömlek girdiğimde, bir fustan girdiğimde, başörtümü ne şekilde yaptığımda kendimi aynada bir şey görüyorsun, bir tablo diye görüyorsun. Evet. Bunları seviyor musun, yapıyor musun sen bir genç olduğun halde? Evet, tabii ki de renklere değer veriyorum. Ben bunu zaten çocukluktan beri böyle olduğumu hissetmiştim. Evet. Her zaman renklere bir tablo gibi bakmışımdır. Sürekli evet. Çizmeyi de çok severim. Renkleri uydururum. Ne şeyler çok çizmeyi seviyorsun? Doğaldan mı? Kendi düşüncelerinden mi? Bazen de insan kendi psikoloji halini tabloda şey edebilir, yansıtabilir. Sizde bu var mı yok mu? Tabii ki çoğunlukla doğayı çizmeyi seviyorum ama bazen de yazdığım şeylerle ilgili çizmek istiyorum. Evet. Mesela doğayla ilgili bir şeyler yazdığımda herhangi bir dağ olsun, ağaç olsun, orman olsun öyle şeyler çiziyorum. Çok güzel, yeteneğinizi sizi tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Biz kızımız Tican'a sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Başarılar dileriz. Tekrar sana döneceğim. Sevgili seyircilerimiz, ikinci çay programının sohbeti sizlerle beraber güzel bir şekilde sürdürmekteyiz. Ama bir dönelim tekrar Nursel Hanım'a. Nursel Hanım, biz öncelikle sohbetimizde konuştuk ki öğrencilik çağınız, çocukluk çağınız ne var ne yok şöyle böyle. Şimdi geçelim, siz bir anne oldunuz. Aynı anda da çocuğunuz da var. Bu yetenek sizde annenin bir temennisiydi, doğdu ve büyüdü ve yetiştiniz. Acaba bunları bir hanım olduğunuz halde evinize ne şekilde yansıttınız? Zaten biz tabloları renkli renkli görüyoruz. Kaldı orada çocukların yeteneği. Çocuklarım, iki erkek çocuğum var. Mehmet Can'la Barış. Başa kimli olsunlar. Sağ ol. Ümmeti Muhammed'in evlatlarıyla beraber. Bu aslında bir çay tezelesek, bir ikindi çayını tezelesek. Daha güzel olur. Daha güzel olur, tamam. Tamam, sohbete devam edelim. Bir de sohbet ederek inşallah. Altından yere düştü göğ atından.
gözler kaş altından süzüp aktı güle güle. Kara gözler kaş altından süzüp aktı güle güle. Güle güle, güle güle, bülbül konar onca güle. Güle güle, güle güle, bülbül nazindir güle. Ela gözler kaş altından süzüp aktı güle güle. Kara gözler kaş altından süzüp aktı güle güle. İndi çaylarımız tezelendi, ikinci çayına başladık. İkinci çayımız da indi sohbetimizi tamamlayabiliriz. Tamam. Hayatım. Mehmet Can, büyük oğlum, eğer Barış'ın da bir şeyi var. Barış'ta o gün baktım sulu boyaları, kağıda anaki kağıt istedim. Ben yani kaldım böyle bakıram özüne. Bir kağıda boyaları sıkırım. Tonlar ögünde çok var. Onları özü seçir, bunu istirəm, onu istirəm, onu istirəm, öz zavquna görə qoydum. Bunları tək tək seçir, basır, sıxır boyaqlarını, nedir ayrı kağıdı gətirir, üstünə qoyur, çəkir, anna bax, bir tablo yaradır. Nə güzel. Hə, anna bunun şikli nədir, nə çıxdı? Bazen özü derim yala babam sen ne çıktı anla sen beni selam. Bak şimdi sen bunları da yani edebilirsen ayrı seçilirsen psikoloji ihtisası olanlar da renklerden insanları şeyini alabilirler. Bilenler. Mehmet Can hazider kalemi yani elinde kalem tutsun. Çok fırçaydan arası yoktu. Havl ederim fırçaydan şey etsin. fırçaydan işleyende zeytik işlemir. Yağlı Barış bayağı. Özünden uşaktı. Hayatım Barış fırça kullanabilir. Mehmet Can yok. Yetenekti bu da Nursel Hanım. Yani ha. Ne ona zor edebilirsen. Ha, edebilmem. Ne ona zor edebilirsen. Edebilmem. Yoksa da yoktu dünyada bir ressam mesela. Diyesem ben illaki uşağımı resim ederim. Yo, bir yetenek Allah'tan. Özlerine göre koymuşam özlerine. Tabii ben burada bir tablo başlasam çizmeye. Yukarı katta işlerim özüne. Fırasen gelirler. Anna ile biz de. Anna ile biz de edarak. Mecburam burada Gülizar Hanım. Meğer özler için bir ayrı tablo kurum. Ne güzel. Ha o küçük tablolarım vermişim özlerine. Anna yapın. Bazen bakarım valla diyorum hayif. Keşke bir büyük tablo versaydım özlerine. O kadar güzel şeyler yaradılar. Bunları yetirebilirsen yani mesela öğrenci oldukları halde okulda bir ara yani mesela diyelim resim dersinde önem verir özlerine mesela belet öğrencimiz çok var. Ha ha. Ne güzel. Öğretmenlere sağ olsun. Sıt Marwa çok önem verir. Marwa Hanım'ın çok güzel fikirleri de var. Tabii Nursel Hanım burada bir şey ister isteme hepimizin fikrinde. Aylardan beri de biz hanım olarak çocuklarımız, işte evde yaşayan bireylerimizle beraber bu krizde bazı kimseler yeteneği çıktı yemek yapmakta, bazı çıktı güzel tatlılar yapmakta, bazı güzel elbiseler kendi kendisi için evde tikti kumaşı vardı. Acaba siz mesela bir güzel tablolar çizmiştiniz zaten görünür duvarlara asılanlardan. Bu sürelerde içinizde olanlardan bazı diri sıkıldım ben yani sıkıldım neyse. Bir şeyler meydana çıkarabildiniz mi acaba? Vallahi çıkarttık zaten. Yani el işlerinden, yemekten, tablo çizmeklerinden. Bunun yanında ben çok yani üzülürdüm. Mektep okulların böyle kesilmeğine. Hedirdim acaba bu uşaklar ne olurlar? Nursel Hanım bu da sağlığımız için iyiydi. Kaybıyor. Milletin olsun, öğrencilerin olsun. Bilmem ben bakışım buydu. Ben bakışım burada. Yani yok be sağlığı nahiyasından. Hem de olsun sükte koymadık. Ben geçirdim özünü uşaklardan okumaktan. Yani sürekli ben harfleri, sürekli ben kısa ayetleri derh ettirirdim ezberlerinde. Ezberletme. Ha, tuturdum özüne. Güzel. Hem de olsun yani subhanallah. Tutturduğum ezberler bakırım dördüncü şeyinde var.
4. sınıfında. Sınıfında var. Ben Ayetel Kürsi'ni ezberlatırdım özne. Suret Zelzelan'ı ezberlatırdım özne. İnan Nursel Hanım, bu yani hanımın anne olarak üstüne düşen bir görev ise güzel bir şekilde. Yalnız da sen öğretmen olarak da değil. Belki şeylerde de bak biz bunu hatırlatırdım sana. Biz zamanında babaannelerimiz, anneannelerimiz evlerde bizlerden yaşardılar. Bir kindi çayı olanda bakasan öz ezberlerinden, öz ezberlediklerine göre oturdukları yerde bakasan özden küçük bir Surat-ı Fatiha'nı okudurdu. Böyle hatırıma gelirdi mesela, siz hani sen dedi o Bibi. Bibi kindi çayına neler düzerdi? Allah affetsin özlerini. Affolsunlar. Bunun yanında kaynanmış bakla, kaynanmış nohut, ev yoğurdu. Köyden giderdik, Türkelan köyünden yoğurt getirirdik yayçıdan. Çinli de olması lazım. Çinli de meğer o bladı başkaydı. Güzel. Rahmetli ninenin çok güzel yeşil çinlik kablar var. Çinli özü o rengi oldu. Renginde ha, şey derdi. Diğer de rengi bu beyazı bu çinlik kabına koyun. Yoğurdu çinlik kabına koyun. Şeyleri şeffaf kablar verirdi bize. Saydam. Nohudu, paklanı. Bazen de fafın tavaları var idi eskiden. Tabii o tavada kavurmazdılar. O tavada bes paklayda nohut koyardılar. Bilmem ya dua gelirse. Doğru. Çinik tavaları affedersen mis tavaları var idi. Koyardı. İşte çok o bakır işlerine bağlı bir işlerdi. Nakış olurdu bence. Peynirli ekmek. Etli ekmek. Bunları koyardılar. Nereden bahsederdiler böyle bir hatırıma gelirse? Valla bunun arasında bakarsan diğerde ben o diğerde lifem işlerdiler. Ha. Rahmetli bibim bu dokunu eri olsun, o birisi diğerde imşak olsun. İmşak olsun. Çok severdim yün ekmeklerini. Tavluda tavlardılar özünü. Sonra bir şekilde İbide çekerdi. İyiydi onun adı. Adı neydi? İy. İy yani iy. İy bak özü e geldi. İy iy okunu. Tamam. Onu yiyden ederdi. Bunun arasında bazı kısa hikayeler söyleşirdiler bizim için. Ama faydalı. Çok faydalı, çok hikmalı. Ne güzel. Çok yani indi bazen düşünürüm bizim hayatımıza bağlıdır. Bütün dedikleri. Bunun arasında kısa ayetler derk ederdik. Ezberlerdik. Bunun arasında da bizim, ben indi hafızlamışım özünü. Ezber o derdi. Hacla bu hava. Buna diğer çocuk şeyi, tekerlemeleri. Bu tekerlemeleri. Çocuğun daha doğrusu sevgili seyirciler bize güzel bir şeyini hatırlatırdı Nursel Hanım. O da bu tekerlemeleri belki bazı diğer... Oho bu nedir dedelerimiz, annelerimiz zamanında. Bes yo. Gerçekten çocuğun dilini beslerdi. Dilini yani fonetik bakımından da harfleri, kelimeleri düzgün bir şekilde çıkarırdı. Bir de içinde de ne kadar saygı var Hacı Baba'ya. Mesela ondan sonra dedi Hacı Baba Helle-i Onun'da sonra yetişir Mekke'ye. Salam olsun Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in yatırısına. Ondan sonra da diri bir denesinin bak ne der bir önem meripler. Tican zamanında o indi de Hınna'nın, sürmenin başka bir özelliği var idi. Başka bir tadı var idi. Yani ki bu Hınna koyulanda ele, vurulanda göze. Yani doğum yapanda hanım bir anla Hınnalardılar elini. Uşağın da gözünü sürmelerdiler. Sen o son söz olan Nursel Hanım. Yetenek sahibi olan çocuklara, annelere ne demeniz var? Çünkü hem de öğretmensiz. Diyerim, daimen sıkma onu uşağı okumaktan. Meğer uşağ öz muhibesini, öz muhibesini. Annelere diyerim, uşağlarınızdan olun resim çizmeklerde, el işi yapmaklarda, ezberlemekte, harflere dönün. Tekrar müracaa elavın yani her zaman da yatmaktan geçmezsin. Olmura. Hiç kimse demesin ben bezar oldum. Hiç bezar olunmaz. İnşallah. Evden hiç kimse bezar olunmaz. İnşallah. Ev bir bahirdi. Ev bir denizdi. İyiydi. Ev diyelim her zaman bir okyanustu. Hiç işi bitmez.
Hiç işi bitmez. Güzel. Her zaman iş sürekli var. Manın yanında güzel işler var. Zeylavın uşaklarımıza nasihatlerden yeriden. Uşaklardan okuun, resim ilavın, hikaye ilavın, oyun konun. Bu şeylerden. Çok güzel. Ben size teşekkür ederim. Aynı vakitte de geleceğiniz için daha güzel inşallah işler yapmaya devam edersiniz. Amin, inşallah. Çocuklarınızız da siz ve sizden daha belki daha üstün bir başarı kaydetmekte. İnşallah güzel inşallah. Bir gelecek beklemekte olsun gözlerine. Çok teşekkür ederiz. Geçen gün Lika Hanım'a. Lika Hanım, biz biraz bahsettik. Hani siz müfettiş olduğunuz halde sürekli bir şekilde okullara ziyaretiniz var. Tamam. Öğretmenleri de. Mesela kurs olsun, onları da kurslarda şey edisiz, çağırırsız ders verir sözlerine. Burada bir şey var. Neden öğretmenler sergi olduğu halde sizde ilde kaç sergi var? Onu siz anlattınız. Neden sıkıntı çekirler? Sıkıntısı nedir? Biz okulda yerimiz olmadığına böyle işler için o kadar bilmirik bu uşağların yetenekleri ne kadardı. Güzel. Yetenek olur 1, 2, 3 tamam güzel yetenekler de var. Sergiye de katılırlar elhamdülillah. Yani birinci numara şey çıkmayanlar ikincilikle çıkırlar. Güzel. Yani ben hatırıma geldi şey Lika Hanım bizim yani okulda fen öğretmen, resim öğretmeni mesela toplar diğer bunlar Bağdat'a gidecek. Tamam. Bu resimler seçildi. Buradaki utan kazanan ancak gider Bağdat'a. Güzel. Bağdat'taki de kazanan gider yurt dışına, aha. Arap ülkelerinde. Ha, güzel. Şey tabii ki. Ha, yani paya paya. Güzel. Bizde her tühür şeyde fende yeteneklerimiz çok var. Mesrah olmuş, şiir, yani çok hitaba, tilava, bunlar hepsi geçer fen bir şeyinin furularıdır. Güzel. Tamam. Ha, onlar koruda. Biz daimen de giden de mektebe sürekli bunlar üstüne de geçer. Yani fenniye demek bas fenniye öğretmen diyor ki Arapça'da özden olur, İslamiye'de özden olur. Tabii siz dediğiniz halde şu bu hem Türkçe bölümünde bir edebiyat şeyi yaparlar, yarışması, şiir yarışması. Tamam. Aynı anda da Arapça'da da tabii ki bunu, bu da bir yetenekti. Yani çocuk var mesela diyen yeteneği var ama sınıfta yani onca değil. Çalışın sözüyle öğretmen, resim öğretmeni kimin bir iyi bir şey meydana koyabilir. Koyabilir. Tamam. Öğretmenler de yani sürekli yardımcıdılar o bir öğretmenlere. Bir ayrı sergi olmağıyla şer diyor ki iller çizgi sergisi. Tabii mesela diyen hani Arapça öğretmeninin bir dersi var kıraa dersinde, okuma dersinde. Bir resim eseri araç olarak vallahi yardım ederler yani bunu biz biliriz. Araç sergilerinde de sürekli feniye öğretmenler var. Özleri başarırlar özünü. Güzel. Hatta kitap gelse şeyden müdüriyeden diğer feniye muallimesi mesuldü. İyi bir müfettiş olduğunuz halde biz umarız ki gelecekte Nursel Hanım kimin kendiniz gibi ve nece okullarımızda Nursel Hanım kimin öğretmenlerimiz var. Eğerse ilkokulda, eğerse orta ve liselerde. Tamam. Böyle gelecek için siz resim konusunda Kerkük'ün seviyesini eğitim bakımından. Resim eğitim. Konusunda eğitim bakımından. Ama biz o tarafa geçebilmem ben. Bir tane indi emekli olup kendi bir yeri var, güzel, yapırız, satırı. Gene bu da güzel bir şeydi. Siz bu seviyeni ne şekilde görürsünüz? Çünkü siz müfettişsiniz sürekli bir şekilde yani gözetimdesiniz nece diğer. Ne dediğim bir küç yıl önce yok hiçbir şey yok ama indi bir iki ildi üç ildi ben koymuşuk bu şeyler üzerine mesela bilirik kim yeteneklidi kim bu işi edebilir kim bunu başarabilir herkesin öz seviyesine göre birer şeyler edir o zaman. Yani eğitimde. Üçke ekti bizim indi inşallah okullarda seviyeler. Kesinlikle inşallah. Yani ilkokulda gördüğünüz öğrencinin seviyesi yetişince orta ve lisede yani gelecek için bir Nursel Hanım meydana koyabilir, bir Bertan Hanım koyabilir, bir başkasının mesela başka öğretmenleri özür dilerim yani hepsinin adı yadında değil. Çocuklarımdan bildim bunu. Zaten ben ona da geçmek isterim. Siz kendi kayda geçmeden önce sevgili seyircilerimiz Lika Hanım'ın yetenekli kendisi gibi çocukları da var Nursel Hanım'ın gibi. Bir kez onlardan bahsetseniz. Benim maşallah 5 çocuğum var.
İlk oğlumdan hariç dördü de yetenekliydiler. Naksı kendisinde derece bir sayabilirsen özünü. Mesela ya dört tane, dördü aynı sen uyuya da inanmıram olsun. Kızım, bir de küçük oğlum. Adı başa kim olsun? Maral'dan Meral'dan Salahaddin. Tabii sevgili seyircilerimiz, birazcık sonra da elsiz dediler, elden o resimlere bakarlar inşallah. Yetenekli değil, ben de elimden geldiği kadar yani destekliyorum özlerin. Bir anne olduğunuz halde. Tabii. Koyuram sevsinler bunu. Aynı zamanda da yok buna şey versinler, ayrı şeyi terk etsinler. Tamam. Ha ya yani, hususlar şimdi bu zarfta yani herkes evde kapalıdır. Zaten burada edebilirsen yani hatta psikolojileri bozulmasın. İnan ki Lika Hanım bir rapor yani taş gördüm şeyde televizyonda. Diri bak şimdi biz ister istemez biz hanımlar evdeki 3-4 yaşında olan çocuğu bir kaba el oranında fazla bir şekilde danımıza geldi. Tamam. Ama diri yok. Koy dolapta olan kabları düz. Oğlanlara kadar dolapta olan diri kazanı, tavanı geldi düz. Çemçe kefkiri ver eline sen de otur. Yani çünkü çıkabilir yazıyor bu çocuk. Şimdi bunun canında bir şey var, enerji var, takası var. Koy diri çalsın sen de özüyle. Çalsın, havari etsin, sevdiği şarkını desin, onu da bire not verebilir yani. Şeyin notasını verebilir müzikün. Bir şey de yaratabilir. Koy bir içindeki o şey çıksın. Yani bu da bir şeydi. Edebili atsın özün nece diğer. Yani mesela gençlerimiz güzel salonlar var, spor salonlarına gelirdiler. İşte bu şeyden dolayı, krizden dolayı, koronavirüsten dolayı herkes kendi evinde yani bunları yapar. Allah keşke saklasın, korusun. Amin ya Rabbi. Siz bunda bu yani çocuklar yapabildiler tabii. Bunları da edebildiler. Edebildiler. Ben de yani hiçbir şeylerine itiraz etmedim. Hı-hı. Yani pisliler, affedersen, koyular, edler, rahatlarına koydum ki yürekler sıkılmasın. Ki çok bilsinler, bura öz memleketlerde her şey edebilirler içinde. İnşallah. Yani fikirler olmasın yazıya çıkmaktan, fikirler olmasın ayrı şeylerden. İnşallah. Yani ben özüme başarılar göre dilerim. İnşallah. Ben size çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hatun. Hem size ve gelecekte de çocuklarınıza inşallah başarılar dilerim. Allah razı olsun. Tijan, güzel kızımız sizden son sözü alalım kitabınız hakkında. Öncelikle unutmadan söylemek istediğim bir şey var. Ailem ve arkadaşlarımın desteği olmadan ben buralara gelemezdim. Tebrik ederim. En büyük destekçim olan Nursel ablaya da çok teşekkür ederim. Bu kötü durumda biliyoruz ki okula gidemiyoruz. Yani evde boş boş oturmaktansa kendimi daha fazla geliştirmek istedim. Tebrik ederim sizi. Ve kalkıp bir şeyler yazmaya çalıştım, bir şiirler, etraftan gördüğüm herhangi iyilik olsun, kötülük olsun bunları karşılaştırmaya çalıştım. Hı hı. Bizim ülkemizi. Hani ben şimdi bu yaşta olarak, gelecekte de olarak ben Türkmenlerin ismini kaldırmayı çok, yani kendi ismim üzerinde kaldırmayı çok isterim. Ve bundan gurur duyarım her zaman. İnşallah edebiyat aleminde değil mi? Evet, tabii ki öyle. Tebrik ederim. Sonra yani umarım bunu başarabilirim. İnşallah. Umarım bunu başarabilirim ve Türkmen milleti halkına güzel bir gurur olur benim için. Zaten öğrencilerimiz şu seviyeye yetiştikleri halde gurur kaynağımızsınız. Sizlere tabii çok teşekkür ederim. Gelecekte inşallah kütüphanelerimizi, sizlerin de kitaplarınızı arasında görmekte gurur duymaktayız. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, değerli gönül dostlarımız, küçücük bir şey, çay üstüne bir şeyle programa son vermek istiyorum. Dökülürken bardağa sanki türkü söylüyor, için kanmak bilmiyor, tekrar tekrar özlüyor. Dönüp dolaşıp sohbet, yeniden demleniyor, demlik bardağa hasret, bardak hüzünleniyor. Sevgili seyircilerimiz, değerli gönül dostlarımız,
Bir gün sohbetimizde değerli arkadaşlarımıza Nursel Hanım'a özellikle sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Siz sevgili seyircilerimize de bizlere vakitinizden ayırdığınız programı seyrettiniz. Tekrar buluşmak arzusuyla yeni bir ikinci çayında yeni bir sohbetle olmak üzere Allah'a emanet olun.